Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala Resulina Muhammedin. Salam. Bugün 24. dalı namazdan sonra yapacağız Hasan abi. 20 daha ikinci dalı. Evet. Onun namazı evet. Şimdi başka bir yer. Öyle mi? Evet. Tam siz bilirsiniz. Sonra uzaklanmıştık demek ki değilmiş. Oldu, değişti mi? Tamam. Yeter ki sen hazırla biz uyarız. Şimdi çalıştığımız bir yer. Yok, orayı da çalıştık, ikinci dalı. Tamam. Ama zaman biraz daha geniş olması için, şimdi bir saat var ortalama namaza. Tamam. Yani o belki iki saat sürer, üç saat sürer, dört saat sürer. Geçen akşamki ders öyle uzun sürdü, 4-5 saat sürdü. Evet. Yani o tarz bir ders olduğu için yaparız dersimizi. Yaparız. Yani şimdi bir saat var. Çok acayip ya, en az 3 saatte. Şimdi bir saatte takdim edeceğim bir yer var. Yani. Bir saatte takdim edecek. Ha. Şimdi dersimiz 20. Ya, söz. Yavaş yavaş kapatma. Kaç? 20. söz. Sayfa 254. Peygamber mucizeleri. 20. sözle ilgili noktayı nazarlar. Kur'an'ın vazifesi nedir? Talim esma nedir? Peygamber mucizelerinin içinde barındırdığı esaslar nelerdir? Bu şimdi anlatacağımız, göstereceğimiz şekilde Risale-i Nur'da bir mevzu metin olarak nasıl anlaşılabilir? Böyle hariçte bir şey kalmaz. Böyle zahiri manada ben burayı anladım. Böyle şeydi diyebiliriz. Yani zahir manası itibariyle. Buna da bir örnek olabilir. Çok suallerin cevabı olabilir. Gene tahtaya yazacağım ben. Önce okuyacağım. Bir mukaddeme var. Dersimiz bu mukaddemenin üzerine bina edilecek. Sonra 20. sözle ilgili noktayı nazarlar. 19. sözle münasebeti, 21-22. sözlerle münasebetini bu şekilde kuracağız. Sonra Gafur abiden sualler cevaplayacağız. Mukaddeme. İşte Kur'an-ı Hakim, enbiyaları, İnsanın cemaatlerine terakkiyat-ı maneviye cihetinde birer pişter ve imam gönderdiği gibi yine insanların terakkiyat-ı maddiye suretinde dahi o enbiyanın her birisine eline bazı harikalar verip yine o insanlara birer ustabaşı ve üstad etmiştir. Onlara mutlak olarak ittiba emrediyor. İşte enbiyaların manevi kemalatını bahsetmekle İnsanları onlardan istifadeye teşvik ettiği gibi mucizatlarından bahis dahi onların nazirelerine yetişmeye ve taklitlerini yapmaya bir teşviki işmam ediyor. Hatta denilebilir ki manevi kemalat gibi maddi kemalatı ve harikaları dahi en evvel mucize eli nevi beşeri hediye etmiştir. İşte Hazreti Nuh'un aleyhisselam bir mucizesi olan sefine ve Hazreti Yusuf'un aleyhisselam bir mucizesi olan saati en evvel beşere hediye eden dest-i mucizedir. Bu hakikate latif bir işarettir ki sanatkarların ekseri her bir sanatta birer peygamberi pir ittihaz ediyor. Mesela gemiciler Hazreti Nuh aleyhisselam, saatçiler Hazreti Yusuf aleyhisselam, terziler Hazreti İdris aleyhisselam. Evet, madem Kur'an'ın her bir ayeti çok vücuh-u irşadi ve müteaddit cihat-ı hidayeti olduğunu ehli tahkik ve ilmi belagat ittifak etmişler. Öyleyse Kur'an-ı Muzil Beyan'ın en parlak ayetleri olan Muzat-ı Enbiya ayetleri birer hikaye-i tarihi olarak değil, belki onlar çok mani irşadiyeyi tazammun ediyorlar. Evet, Muzat-ı Enbiya'yı zikretmesiyle fen ve sanat-ı beşeriyenin nihayet hududunu çiziyor, en ileri gayatına parmak basıyor, en nihayet hedeflerini tayin ediyor, beşerin arkasına desti teşviki vurup o gayeye sevk ediyor, zaman-ı mazi, zaman-ı müstakbel tohumlarına mahzeni ve şunatının aynası olduğu gibi, müstakbel dahi mazinin tarlası ve ahvalinin aynası. Şimdi ben okudum burayı, mukaddemeyi daha önce okunmuş. Bu mukaddemedeki esasları ben yazıyorum. Yaklaşık 7 tane esas var. Sıfır katmış olabilir mi? Evet, kesmiştir. Yes. Ne yedi bu? Şimdi
peygamber mucizelerine baktığımız zaman her bir peygamber mucizelerinde 7 tane esas var. Peygamber mucizesi. Evet, her bir bunun örneklerini anlatacağım ben. Bir, o mucize maddi olarak neye işaret ediyor? Yani Süleyman Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın, Adem Aleyhisselam'ın, Muhammed Aleyhisselam'ın, Davut Aleyhisselam'ın mucizelerinde 7 tane esas var. Bir, maddi olarak maddi neye işaret ediyor o mucize? İşaret ediyor. Şuraya yazayım. İki, manevi neye işaret ediyor? Şöyle geçmişti metinde. Peygamberleri Kur'an-ı Hakim enbiyaları insanların cemaatlerine terakkiyatı maneviyet cihetinde, manevi terakki cihetinde birer piştar imam gönderdiği gibi maddi terakkide de piştar ve imam olarak göndermiş. Aynı mucize maddi işaret ettiği gibi maneviyata da işaret ediyormuş. Üç, daire-i rububiyetin, bunları örnekler yapacağız, dersini veriyor. Aynı ayet daire-i rububiyetin dersini veriyor. Aynı ayet daire-i ubudiyetin dersini veriyor. Bunları mukaddemenin içinde geçiyor. Şuraya yazalım. Aynı ayet geleceğe bakıyor. Bunu son cümlede söyledi. Dedi ki en nihayet hedeflerini, nihayet hududunu tayin ediyor. Aynı ayet İrfan abi. Geleceğe nasıl bakıyor? Aynı mucize geleceğe nasıl bakıyor? Bir de bir tane daha vardı. Maddi işaret, manevi, daire oluyor. Geleceğe nasıl bakıyor? Bir de bunu Risale-i Nur diyebiliriz. Veya da bu altıyı yazmasak, bu da enfüs de diyebiliriz ama ben bunu yazmayayım. Zaten dersin içinde bu geçecek yani, şunu alayım. Aynı ayet Risale-i Nur'a nasıl bakıyor? Aynı mucize yani. Peygamber mucizelerinde bu 7 esas var. Mukaddemede okuduk. Tek tek ben çıkardım maddeden, buraya yazdım. Bu 6 tane esas her bir mucizede var. Şimdi 20. sözde ne anlatılmış? 20. sözde peygamber mucizeleri, teknolojik gelişmeler Kur'an-ı Kerim'de var mı? O anlatılmış. Şimdi biz hani dedik ya, her şeyle Risale-i Nur, ilim, hikmet, manadır, noktası, virgülü, Risale numarası da öyle. Teknolojik gelişmeler ne zaman çıktı? 20. yüzyılda. Bunları anlatan Risale hangisi? 20. söz. Yani bu boşuna değil yani. Şimdi 19. sözde, 20. sözün münasebeti ne? 19. sözde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam anlatılmış. 20. sözde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim anlatılmış. Peki Kur'an ne demektir? Şu en sonunda Üstad Hazretleri Kur'an'ı tarif etmiş. Evet, onu bir cümle okuyayım. Şu, Kur'an'ın vazife-i asliyesi, daire-i rububiyetin kemalat ve şunatını bir ve daire-i ubudiyetin vezaif ve ahvalini talim etmektir. İki cümle. Daire-i rububiyetin kemalat ve şunatı bir, daire-i ubudiyetin vezaif ve ahvalini talim etmektir. Kur'an'ın vazife-i asliyesi buymuş. Şimdi 20. sözün 21 ve 22. sözde münasebeti ne? Bu 20. sözde okuduk ya şimdi Kur'an'ın vazife-i asliyesini. Bu ikisini izah ediyor. Daire-i ubudiyetin vezaif ve ahvali 21. söz. Daire-i rububiyetin kemalet ve şunatı, o da 22. söz anlatıyor abi. Çok büyük münasebeti var yani. Daire-i rububiyetin kemalet ve şunatına 22. söz. Daire-i ubudiyetin vezaif ve ahvali de 21. sözde anlatılmış. Şimdi bu mukaddemedeki 6 tane esası ben yazdım. Şimdi 2 tane mucize okuyacağım. Bu mucizedeki 6 esası buraya yazacağım ben. Neler anlatılmış yani aynı mucizede. Hazreti Süleyman'ın Aleyhisselam'ın bir mucizesi olarak tezhiri havayı beyan eden
Cenab-ı Hak havayı Süleyman Aleyhisselam'ın emrine vermiş. Ayette bu şöyle geçiyor. Veli Süleyman'ın rihe guduvuha şehru ve revahuha şer. Yani Süleyman Aleyhisselam'ın Cenab-ı Hak iki aylık mesafeyi bir günde aldırmış Osman abi. Evet. Ayeti Hazreti Süleyman bir günde havada teheran ile iki aylık bir mesafeyi kat etmiştir. İşte bunda işaret ediyor ki beşere yol açıktır. Beşer böyle bir mesafeyi kat etsin. Öyleyse ey beşer, madem sana yol açıktır, bu mertebeye yetiş ve yanaş. Cenab-ı Hak şu ayetin lisanıyla manen diyor, ey insan, bir abdin hevai nefsini terk ettiği için havaya bindirdim. Burada... Siz de nefsin tembelliğini bırakıp bazı kavanın adetinden güzelce istifade etsiniz, siz de bilebilirsiniz. Burada yetiş ve yanaş diyor abi. Yetişme de var, yanaşma da var. Evet, şimdi anlatacağım ben abi. Şuradan şimdi Süleyman Aleyhisselam iki aylık mesafeyi bir günde almış. Bu mucizede Üssü Hazretleri mukaddemede altı tane esas var dedi. Bu altı tane esası nazara vermiş. Birincisi maddi olarak bu ayet işaret ediyor ki iki aylık mesafe bir günde alınabilir. Bu at hesabı falan mı aldı? Şimdi maddi olarak beşer bunun nazirelerini yapmış. Buna şimdi örnek olarak bisiklet diyebiliriz, motosiklet diyebiliriz, araba diyebiliriz, helikopter diyebiliriz, uçak diyebiliriz, jet diyebiliriz. Bakın maddi olarak şöyle bir terakkiyat var. Şöyle düşünelim. Şöyle düşünelim. Burası diyelim ki 1800. Yıl 1800. Şurası da 2018. Şimdi buradan buraya şöyle bakın şu şekilde sürekli mesafe noktasında bir terakkiyat var. Yani beşer eskiden 1800 yılında 2 aylık mesafeyi belki 45 günde alıyordu, değil mi? Teknoloji maddi olarak gelişe gelişe 2018 yılında İzmir'den İstanbul'dan uçağa binince, değil mi? Hicaz bölgesine 4 saatte gidiyorsun. Maddi olarak bakın Allah nasıl cami bir kelam etmiş bütün asırlara yani. Aşağıda söylüyor. Kur'an-ı Kerim'in o kadar vücudu inşaatı Allah'ın kelamı. Ben şimdi konuşuyorum. Bu mekan bu zaman benim kelamıma kayıt koyuyor. Allah'ın kelamına zaman ve mekan kayıt koyamıyor. Bütün mahlukatı Allah kelamında mana vermiş. Bütün zamanlara, mekanlara bakıyor. Kur'an-ı Kerim ezelidir. Dediğimiz zaman mazi, hal, istikbali içine alıyor. Şimdi maddi olarak o ayet neye işaret ediyor? Maddi noktadan böyle bir şey olabilir ve beşer bunu maddi olarak yapmış. Aynı ayet geleceğe de bakıyor. Çünkü böyle bir şey yaptık ya, yanlış çizdik ama böyle bir şey ifade ediyor da. Bu yıllar, zamanlar devam ettiği için bu 2018, belki 2050 yılında şu andaki maddi olarak yapılan teknolojik gelişmeden daha ileri gidecek. Çünkü zaman onu gösteriyor yani. Aynı ayet geleceğe de bakıyor Osman abi. Şimdi aynı ayet, yani Süleyman Aleyhisselam 2 aylık mesafeyi bir günde almış. Aynı ayet maneviyata da işaret ediyor. Aynısı maneviyatta da caridir İrfan abi. Maddiyatla ilgili bir şey söylesem. Bu yetiş ve yanaş diyor ya abi. Yanaşmak vasıtayla gibi oluyor. Hani dediniz ya motor, bisiklet, uçak gibi. Yetişmek de sanki böyle biraz manevi gibi oluyor. Evet. Evet diyebiliriz. Bunu aynı ayet bakıyor mevzusunda mesela. Şimdi o 2 aylık mesafe bir günde dediği nihayet hududu olursa gelecekte onu geçememesi icap etmez mi? Ama 2 aylık demesinin ve hikmeti mesela bugünkü 2 aylık mesafeyle işte peygamber mucizeleri nihayet hududu çiziyor mu, evet, yoksa geçilebilecek bir seviye mi veriyor? Mesela şimdi bu peygamber mucizesi olarak 2 aylık mesafe bir günde almış mı? Evet. Peygamber mucizesi olarak. Evet. O zaman yani nihayet hudud versen insanlık en fazla o kadar gidebilir, ötesine gidemez demek gerekirdi. Evet.
Ama yok abi, ayı esas aldığı için eskiden 2 aylık yayan mesafeyi şu an yine taksiyle mesela bir günde alıyorsun, örnek veriyorum. Ama bugün 2 aylık taksiyle aldığın mesafe yarın farklı bir vasıtayla farklı bir şekilde daha 60 kat daha hızlı gidebilirsin yani. Bu şey daha, çok daha külli bir ifade, aylık mesafede. Niye? Zaman ölçüsü işte. Ama ayda belli değil ki ne kadar. Yani ayet Osman abi bütün zamanları içine aldığı için en nihayet hududunu gösteriyor. Mealde 2 aylık mesafe diyor ama burada da 2 aylık ben mesafe. Ben bir şey diyeyim size. 2 aylık size ne hatırlatıyor Külliyat'ta? Dördünsün. İstasyon. Tamam. 2 aylık mesafe. Ruhlar alemine çıktık. Bir çiftlik varmış. Çiftliğe gitmek için ne kadar mesafe vardı? 62. Bir günlük mesafe. Bir günlük mesafe dünyaydı. Yani 2 aylık 60 gün abi. Toplam şey süreniz. Tamam. Bak şimdi. 2 aylık mesafe. Ondan sonra bir gün sonra istasyon varmış. Evet. İstasyonda ne varmış? Telemar vesaire. Aynı değil mi? Aynı. Abi şöyle ben bu söylediğinizi burada söyleyeceğim. Abi şöyle. Özür dilerim. Estağfurullah. Şimdi manevi ne? Bu manevi hani 2 aylık mesafede buna o külliyattaki ifadene de bakabiliriz. Normal bizim ayda bakabiliriz. Bu 2 aylık mesafe normalde bir insan ömrüdür yani şu an. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam 63 sene yaşamıştı. Şimdi 63 sene alacak manevi mesafeli ayet buna da işaret ediyor. Mesela bunun bir misali Risale-i Nur'dur abi. Eskiden 35-40 sene der değil mi? Bir ömürde çıkaracak bir hakikatin imaniye Risale'de bir derste değil mi? Kimine 15 günde, kimine bir ayda, kimine bir sohbette. Manevi olarak ayet buna işaret ediyor. Çok uzun mesafede alacağın zamanı, yani zamanda alacağın mesafeyi ayet buna işaret. Manevi olarak da bir anda alabilirsin. Risale-i Nur'da örnek var. Bazen olur ki bir kelime, değil mi? Bir cümle. Böyle bir salih bir amel yaparsın, değil mi? 60 sene o şeyi kazanamamışsın diyor yani. Şimdi manevi olarak o dördüncü sözdeki ruhlar aleminden çıkıp buraya giriyor. O bir gün abi dünya abi bir gün. Değil mi? Dördüncü sözdeki. Evet. Bir gün dünya olduğu için bakın çok önemli. Bir adam 60 sene yaşıyor. Değil mi? Böyle hani Risale'de de geçiyor. Mustafa Oruç 2 senede 20 senelik iş gördü diyor. Falan talep mesela Tahsin Tola Tahsin Tola 2 senede 300 senelik iş gördü diyor. 300. Aynen bu ifade var abi. Hasan Feyzi abi 2 sene. Evet. Bakın kısa zamanda çok büyük mesafe almış. Bir gün adam 60 sene yaşamış dünyada. Sanki bir gün yaşamış gibi. Ama bir adam da bir gün yaşamış. Ama 60 senelik yaşamış gibi mesafe almış yani. Bir ayet buna da işaret ediyor. Başka bir ayet meali de var ya abi hani birbirlerine soruyorlarmış biz dünyada ne kadar diye. Evet. Bir gün ya da bir günün az bir kısmını diye. Evet. Yani aynı ayet maddi olarak mesafenin kısa noktada alınacağına işaret ettiği gibi manevi olarak da işaret ediyor. Bizim Hizmet-i Nuriye'de de böyledi. Esasat ve düstur noktasında. Mesela 30 sene hizmete gelip gidenin aldığı mesafeyle mesela birisi gelmişti. Bir senede onun aldığı mesafeyi alabilir abi. Burada muhatabiyet, istenen manayı yakalamak. Her hafta bir defa derse gidiyor. Bir defa bir külliyat okumamış. Evet. 30 sene devam ediyor. Ne olacak onun mesafesi? Adam geliyor bir delikanlı, bir gençlik öpeğini okusa onu da geçiyor. Ha. O çünkü ötekisi çok umarım. Mesela adam 30 sene kalmış, diyelim ki ben devletane değilim. Gelip bir vakit sormuyor abi ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, ne eksiğiniz var, ne durumu da müsait. Ama mesela bizim Umut, daha 2 sene oldu değil mi? Komünist, ateist, her türlü menfi adam, önde giden adam. Ben dedim ki böyle bazen dedim bir komünist arkadaşım var falan, İsmini vermeden verebilir miyim dedim. Hakkım helal dedi, anlat dedi. Evet, aynı söyledi. Ömrüm ben komünistlikte geçti. Evet. Ve daha yeni bir senelikken dershaneye sahip çıkıyor. Adam telefonu var mı yok diye, eksiğiniz var mı, yediğiniz var mı, ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz, faturalarla ilgili diyor. Bak soruyor adam. Şimdi bunun bir senede almış olduğu mesafeyi, öyle adamlar var ki biz biliyoruz, tanıyoruz yani. 30 senede, 40 senede gelip gidiyor ama alamıyor yani. Hani illa bir şey vermekle alakalı bir durum değil. Risale-i Nur'da çok önemli bir şey söylüyorum. Bak altını çiziyorum abi. Yanlarını da çiziyorum önemli olduğu için. Şuraya yazdım. Üstad Hazretleri Risale-i Nur'da
İfrat ve tefritten uzak durun der. Fakat bir meselede ifrat edin diyor. Müfritane irtibat abi. İhlastı. Evet. Bunda ifrat edin diyor yani. Hep vasatı tavsiye eder. Orta yolu bulun der ama bir meselede ifrat edin diyor yani. İrtibatta. Allah. İhlasta ve irtibatta. İhlasta var. Müfritane irtibat diyor yani. İhlasta evet, evet abi. İhlasta da söylüyor. Şimdi konumuza dönelim. Maddi olarak ayet işaret ediyor. 2 aylık mesafe, uzun zamanlı bir mesafe bir günde de alınabilir. Aynı ayet maneviyata işaret ediyor. Maneviyatta da uzun zamanda alınacak mesafeler, manalar, feyizler, terakkiyatlar bir günde mi, bir derste alınabilir yani. Müfritane irtibatla alakalı bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Müfritane irtibatla alakalı bunu hizmet için yaptığımız sanılıyor abi. Hizmet için değil, bizim için böyle. Müfritane irtibat meselesi. Şahs-ı manevinin temeli İsa Hazreti abi. Bir veçhesi de müfritane irtibattır. Yani şahs-ı manevini ve bütünlüğünün korunması adına senin kendi bu hizmetten ihtiyacının ve nasibenin ziyadeleşmesi hesabına önemli. Yoksa hizmet böyle daha hızlı yürüyecek, böyle daha küllü olacak falan diye değildir yani. Evet. Tabii bazı yerde 3 kişi vardır, bazı yerde 10 kişi vardır. Yani o hizmetin şahs-ı manevisiyle alakası yok. Senin ona bağlı. Senin ihtiyacın. Senin ihtiyacın. Evet. Çünkü niye müfritan? Çünkü bu asır ihlası ve irtibatı tarumar ediyor. Evet. Mesela bir tane, televizyona otur, kalktı git hadi. Televizyonun elinde abi koltukta oturuyorsun. Abi televizyon olsa. Şimdi ben buradan kalkıp da derse gideyim. Hani irtibatı bozan o kadar ciddi sebepler var ki onun için irtibat öne çıkmış. Evet, şimdi üçüncüsü daire-i rububiyet. Aynı mucize. Evet abi, daire-i rububiyetin ve daire-i ubudiyetin dersini veriyor. Daire-i rububiyetin dersini nasıl veriyor? Cenab-ı Hak öyleyse ey beşer, madem sana yola çıktı, bu mertebeye yetiş ve yanaş. Yani Cenab-ı Hak diyor ki, ben nasıl Süleyman Aleyhisselam'a böyle yaptım, değil mi? Bak, rububiyetin, daire-i rububiyetin dersini veriyor. Sen de böyle yetişip ve yanaşabilirsin. O yetişmek ve yanaşmak, biri maddi diyelim, biri manevi diyelim veya ikisine de uyar yani. Hem yetişim, hem yanaşmak yani. Ayet daire-i rububiyetin dersini veriyor. Cenab-ı Hak diyor ki, ben nasıl böyle yapıyorum? Evet. Öyleyse ey beşer, sana yola çık diyor, sen de yap diyor. Peki daire-i ubudiyetin hangi dersini veriyor? Ey insan, bir abdim hevai nefsini terk ettiği için havaya bindirdi. Siz de nefsin tembelliğini bırakıp bazı kavanın adetinden güzelce istifade etseniz siz de bilebilirsiniz. Yani daire-i ubudiyetin hangi dersiymiş? Hevai nefsini terk etmek Hasan abi. Şurada yetişmek ve yanaşmak. Yetişmek. Yetişmek, yanaşmak rububiyetle nasıl alakalı? Abi bunu Cenab-ı Hak yapıyor. Hani dedi ya, ey insan madem böyle, ben böyle yapıyorum diyor Allah, sana yol açık diyor yani. Daire-i rububiyetin, yani Cenab-ı Hakk'ın 2 aylık mesafeyi bir günde aldırmasına Süleyman Aleyhisselam'a bir mucize. Maddi terakkiye işaret etmesine bakmaz mı o dediğin şey? Yani daire-i rububiyet daha farklı bir şey olması gerekmiyor mu? Yani beşerin kendi istidadına yani, bir hitap rububiyet dediğin değil mi abi? Nasıl yani, neyi kastediyor? Anlatabildim mi? Anladım abi. Yani sen şimdi yetiş yanaş, evet, o mertebeye çıktan kastı neyi kastediyor? Yani sen de teknolojinde işte şeyini geliştir, benim bu rububiyetimi taklit et veya yetişebilirsin diyorsa o maddi mesela bir şöyle, işarettir aslında. Şimdi bu teknolojik gelişmeler ortalama 200 senedir var. Şimdi bu ayetin öncesini düşünelim, sonrasını düşünelim. Mesela bu ayetten 5 sene sonrayı düşünelim. 5 asır sonrayı düşünelim. Gene ortada bir şey yok yani. Cenab-ı Hak gene diyor yetişin, yanaşın diyor yani. Mesela tabiini düşünelim, tebe-i tabiini, ondan 2-3. asırı düşünelim. Gene bak ortada bir şey yok. Cenab-ı Hak diyor ki yetişin, yanaşın. O yetişmek, yanaşmak yani şu daire-i rububiyetin dersini vermek her asra bakıyor abi. Ama bu dersi alan kim? Son 2-3 asır almış bu dersi yani. Peki daire-i ubudiyetin dersi hangisi? Cenab-ı Hak diyor ki, hevai nefsini terk ettiği için Süleyman Aleyhisselam. Evet abi.
Ben onu havaya bindirdim diyor. Şimdi daire-i rububiyette sevk. Osman'ım. Hı? Sevk oluyor sanki bu. Yani yetiş ve yanaş derken sevk ediyor seni. Niye sevk ediyor? Yönlendiriyor yani. Rablılık diyor. Yetiş ve yanaş diyor. Bu peygamber gibi ol. Falan. Peygamber gibi ol derken o hattir ya. Yani yetiş ve yanaş yani en azından yönünü tayin ediyor. Böyle ol diyor. Şimdi abi ayet şu dersi veriyor mu her asra? Peki her asır bu dersi almış mı? Almayan asır çok yani. Öyle değil mi abi? 2-3 asırdır var teknolojik gelişme yani. Abi yetişmek, burada yetişmek, biz mi ona yetişeceğiz? Yani bizim ona yakınlığımız, onun bize yakınlığı bence bu noktada bakmak lazım. Ne gibi abi? Yani bu yetişmek. Yani bizim meselemiz abi, şu mucizeyi anlamak. Mucizede 6 tane esas var. Birisi maddi işaret, birisi manevi işaret, biri de rububiyetin. Yani Allah diyor ki ben nasıl böyle yapıyorum, sen de yapabilirsin. Peki bu yapabilirsin, herkes yapamamış ki yani. Bir ders veriyor mucize bize yani. Peki ubudiyetin hangi dersini veriyor? Hevai nefsini terk etmek yani. Bakın bu bizim meslekte de böyle, şurada geçti ya manevi. Bizim meslekte mesafe almak istiyorsan hevai nefsini terk edeceksin yani. Derslere geleceksin, okumalarını yapacaksın. O zaman sen efendim uzun zamanda alınacak mesafeyi kısa zamanda alabilirsin yani. Ama sen hevai nefsine uydun, o zaman 30 sene geldim gittim abi olur yani. Ne oldu biliyor musun? Meşrebinin kişi mesleği zannederse 30 sene gelir gider bir şey olmaz. Bir daha. Meşrebini meslek zanneder, hevai nefsine uyar, bir gram bile ilerleyemez. Kendi aleminde anlaşılan bir nuruluk var. Her şey onunla ölçüyor. Yani dur, bu nurcudur, bu değildir. Osman dikkatini dağıtma. Nurcudur, değildir. Zarar veriyor, kar veriyor. Nereye göre? Kendi bir meşrebi var. O meşrebini, meşrebi olduğunu bilmiyor, meslek zannediyor. Nurculuk budur zannediyor. O alemine göre adamları şablon gibi koyuyor, çıkarıyor. Asit de, baz da rengi aynıdır. Sadeleştirmenin bir benzeri gibi oluyor zannediyor bu da aslında. Yani bir şey değil. Şu anda evay nefisi ben şey yapmayacağım da. Yani Murat dedi ya 30 senede gitse kendi kendine ayıfta. Mesela öyle abiler var dersen de 50 senedir duruyor. Fakat isteminden yani üstadın istemiş olduğu şekilde dersende bir müzakere orada mı, bir hürriyet-i şeriye, bir istibat olmadan bir medrese hayatı olmadığı için hevai nefsini o kimse terk etmediği için 50 senede belki yeni gelen bir adamın bir senede aldığı mesafe alamamış ya. Peki burada bir parantez açabilir miyim müsaadenizle? Evet. Senin müsaadeni istiyorum. Bak bu kardeş geldiği zaman lisede önümüzde oturur, soru çok sorardı. Şimdi bak ben onun önüne oturuyorum, ders dinliyorum. Peki bu hürriyet-i şeriye verilseydi bu cemaatin bu hantallığı olur muydu? Ver kardeş dersini yapsın, hazırlansın, takdim etsin. Biraz da uyanık olur, ama ne otur, rahatına bak. Derslere Hasan abi Karacıklı'ya geliyordunuz abi o zaman. Evet. Çatalca'da bu durumlarda ki dershane. Evet. Ben Karacıklı'yı o kadar hatırlamıyorum seni, çünkü geliyordun da çok vardı. Çatalca'da bu durumda. Çanakçı'ya da çok geliyordum. Çok. Şimdi ne anlattın? Ben meşrebimi meslek zannet. Aman ha bu nailere verilmez. Ha, bak işte ver yapsın. Üret işleri ver çalışsın ya. Sen de istimadi. Bırak böyle koltukta oturmak varsa. Varken orada niye terliyim ki? Birisi o sıkıştıracak, birisi o sıkıştıracak. Birisi orada oturma rahat ol. Yani peki niçin söyledik? Bir iki senede 20 senelik mesafe almıyor mu bu? Siz de değişik ses duyuyorsunuz. Değişik yapıyor. Peki birinci ders bize benziyor mu, benziyor mu? Bak farklı bir meşre. Ne kadar zenginlik katıyor. Niye herkes benim meşrebim gibi olmak zorunda ki? O harunla gafurda ders yapacak. Sen de yaptın kardeş. 24. mektubu sen yapmadın. Ben bizim şeydi ki doktor da yapacak. Yap kardeşim, yapın önüne size çıkın. Zenginlik olsun. Ben bile yaptım. Ayet bu dersi veriyor yani. Çık ya. Uzun zamanda mesafe al, bir anda da alabilirsin. Ama bir kanun var. Peygamber mesela, bu sizin vahyiniz mi ya Resulallah dedi. Evet. En ciddi bir savaşta. Hayır dedi, benim dedi, tercihim dedi.
Selman-ı Farsi dedi ki ben ona katılmıyorum ya Resulallah. Hendek yapalım dedi. Ve Resulullah onun iştihadına, onun öne çıkarttığı şıkka uydu. Öyle değil mi Hendek Savaşı'nda? Peygamberin tercihi değildi ki, yap, yapın kardeşim, Ahmet abi, oturalım. Ben de ders yapayım, sen de yap. Hazırlan, niye duruyorsun? Sana çalış. Asis, şeyle, mukaddesle, münezzeyi çalışacaksın. Ben şu anda bilmiyorum, tabii benden bekliyorum seni. Yani şey diyorum, meşrebini zannediyor ki, mumculuk böyle kurulur. Meşrebi meslek zanneder, kalır. Sana işte iki senede, üç senede bakalım. Bak ne dersek, Allah razı olsun, devam et, özür dilerim. Estağfurullah. Şimdi, aynı ayet, daire-i rububiyetin dersine göre diyor ki, yetiş ve yanaş diyor. Ben böyle yapıyorum Cenab-ı Hak, sen de yapabilirsin. Cenab-ı Hak rububiyetin bu dersini veriyor, ubudiyetin de, peki hangi dersini veriyor? Hevai nefsi terk etmenin dersini veriyor Osman abi. Şimdi, bu anlatmış olduğumuz şu, hepsi şimdi şunları da anlatacağız. Diğer mucizelerde de aynı bu altı esas var Hasan abi. Hepsi bize maddi olarak bir şey işaret ediyor, manevi olarak daire-i rububiyetin, daire-i rububiyetin derslerine göre geleceğe bakıyor, insanlara bakıyor. Diğer 10 tane mucize anlatılmış. Hepsi böyle, bu altı esas var hepsinde yani. Evet, yetiş o manevi teknoloji, şey maddi bir, o manevi mucize olarak yaptı. Yetişmek ona yakın bir şey yap. Yanaş ise o nasıl buna muvaffak oldu, altyapısına yanaşmak, sen de o tarafına yanaş. Peygamber sevayi nefisini terk etmiş, yanaşmış. Birisi terakkiyatın sebebini, birisi maneviyatın sebebini söylüyor. Yetişmek ona benzer, yanaşmak onun gibi misal olmak. Yani haramı terk etmek yani. Ötekisi tembelliği terk etmek. Buradaki bir gün, bir günde bu yani Kur'an-ı Kerim'in temelinde mucizeler belagat olduğu için bunları teşbih olarak da bakabiliriz yani. Hani biz deriz ya hani beş kuruşluk adam halbuki yani bir şey ifade etmek için söyleniyor rakamlar yani. Benim bir noktaya nazarım da bu iki aylık mesafeyi bir günde evet Süleyman Aleyhisselam öyle olmuş ama Cenab-ı Hak onu bize söylerken başka şeyler de kastediliyor. Öyle de bakabiliriz. Şimdi daire-i ubudetin bu dersini verdi. Geleceğe nasıl bakıyor? Şimdi şu anda maddi olarak bir nihayet ve hudut var. Mesela ne? Şu anda bir motor, uçağın motorunu düşünelim. 850 bin miydi abi? Kilometre. 850 kilometre, evet. Saatte yapıyor uçak. Saatte yapıyor, evet. Şimdi 850 kilometre yapıyor. Buradan İstanbul'a 1 saatte gidiyor, değil mi? Evet. Kilometre bölü H'ye koy. Evet. Çizgi H koy. Evet. Saat. Şimdi motor 850 şu anda 1 saatte gidiyor. Bu 850'den büyük motor var mı abi şu an? Bilmediğim için. Var var. F-16'lar 2500 yapıyor. Evet. 2500 saatte uçuyor ki 1-2 dakikada gidiyor. 1-2 dakikada yani İstanbul. Şu mesafe diyelim ki 2500 dedi motor. De ki 2 dakikada sürmez. Evet. 2 dakikada. 2 dakika yazın. 2 dakikada İstanbul'a gidiyor. Bodrum. Şimdi şu andaki nihayet hudut. Maddi noktada bu kadar yani. Abi. Evet. Şimdi geleceğe nasıl bakıyor? Kıyamet kopmaz da süreç devam edince hani demin bir çizgi çektik ya sürekli artan bir şey var. Bu mesela 4000 olduğunu düşün. 5000 olduğunu düşün. Değil mi? Böyle bir şey olabilir mi? Olabilir. Olur. Aynı ayet geleceğe de bakıyor. Yani gelecekteki insanlar da aynı ayetten istifade edecekler yani. Evet. Aynı ayet geleceğe de bakıyor. Şu ama şu andaki mesela ayet budur bu. Şam'a getirmiş Süleyman'ın sarayını. Maddeten getirmiş. Öyle bir görüntü değil. Filistin ile Yemen arasında 2000 kilometre varmış abi. 2000 kilometre de bir anda gelmiş. Fesman. Evet. O kadar var mı 2000? 2000. Yani biliyor musun? Bir ifrit. Gözünü açıp taç kapat, aç kapat, iki. Bir alim ilmi cep, aç yeter diyor, kapatmaya değer. Onun iki katı daha hızlı getiriyor. Alim ilmi cep, insan. Ötekisi cin, insan üstü. Keyif veriyor bana. Şimdi, altıncısı Risale-i Nur'a nasıl bakıyor bu ayet?
bu 5'ini Risale-i Nur içine almış Hasan abi. Bu uçağın ileri hududu buradayken orada olabiliyorsun. Evet. Işınlanma işte. Işınlama gibi yani. Aynı ayet Risale-i Nur'a da bakıyor. Risale-i Nur da hem maddi olarak hem manevi olarak hem Dair-i Ubudiyet'in dersini vermesiyle geleceğe baktırmasıyla üstadımın şöyle bir ifadesi var. Ey beşer, vazife-i ubudiyetinizi unutmamak şartıyla çalışınız diyor. Göreyim sizinle değil mi? Öyle bir ifadesi var. Var. Ha, şu 5 tane özelliği Risale-i Nur'a bakıyor. Hani birinci şu anda Risale-i Nur'a işaret eden ayetler var ya, bu ayet de Risale-i Nur'a işaret ediyor diyebiliriz yani. Evet. Geleceğe bakıyor, Risale-i Nur'a da bakıyor. Mesela nasıl bakıyor? Bir yorumunuz var mı böyle? Böyle bir biraz taassup var bir oldu şu anda. Risale-i Nur'a bakıyor, bıraktı. Nasıl bakıyor? Yani Süleyman Aleyhisselam, Belkis'in sarayını havaya hükmettiği için Şam'a getirdi. Nereden? Yemen'den mi? Filistin, Yemen'den. Yemen, evet. Yemen'den getirdi. Daha Filistin'den uzak. Getirdi mi abi? Getirdi. Risale-i Nur'a. Tefekkürü bize meslek edindirerek Hasan abi bizi bir anda... Bu harika bu bir. Başka? Bizi neye bindirdi? Tefekküre bindirdi diyor Gafur abi. Evet. Mesela samimiyete bindirdi. Esas yani mesela bindirdi. Adam, ben rastladığım için siz de rastlıyorsunuz da. Adam Tilo'dan mezun, İsmail Ağa'dan mezun, 15 sene zahir ilmi okudu Arapça. Arapçanın usulünü, temelini, safranayı en az 15 sene gerekiyor. Bitirdikten sonra birkaç defa tefsir okumanız gerekiyor veya fıkıh. Yani Arapça gelişsin diye pratiğe. Yani ustadın da dediği gibi 15 sene gerekiyor. Ondan sonra neyi halletti? Daha zahiri alet. Tamirciliği öğrendi. Aletleri daldı. Daha tamir etmiyor. Şimdi adam geliyor bir liseli. Haşir dersine denk geliyor. Kader dersine denk geliyor. Koca Sadi Teftezani 40 sayfalık şey, sayfayla sif eline anlattığım bir şeyi adam bir derse katılıyor. Nasıl bir de varsa biraz da ders yapabilen biraz hakimsa Einstein dediği gibi ne kadar güzel anlamışsa bir insan o kadar güzel anlatır. Çok güzel anlatıyor demek adınız gibi bilin ki iyi anlamış. Yani bu çok derindir, bunlar biraz zordur demek anlamamış adam. Anlası güzel anlatır. Ha şimdi 40 dakikada bu dersten zahirden hakikate geçiyor mu? Görüyor. Çünkü Risale-i Nur aynı derste Huvel Evelu Ahiru Zahir ve Batıl dersini niçin öyle oluyor? Çünkü Risale'nin hepsi taassup ibare demiyorum, ism-i azam cihetiyle anlatıyor. Mesela niçin? İbn-i Sina dedi ki haşir, nakildi, akıl buna yol bulamaz dedi. Şimdi avamları da ispat ediyor değil mi? İbn-i Sina dahi, onun anlayın. Hele kaderi, haşir de zordur kader. Ondan sonra ne yapıyor? Risale. Haşir, Risale-i Nur, bu Süleyman Aleyhisselam'ın Belkis'in sarayını Yemen'den Şam'a getirmeyi madeten bir taşımadır. Tefsirlerde diyor ki içindeki insanlar da taşındı. Diyenmiş abi. İlk önce, önce sesi geldi. Sonra sureti geldi. Sonra kendisi geldi. Tamam, ses, radyo, suret, televizyon, sonra şey. Peki nedir o? Risale-i Nur'u bir dersin hakikaten. Allah Allah. Evvel ağacın çekirdek noktasında örnek verdi. Sonra ağacın meyve noktasına bir de örnek verdi derste adam. Şunun gibi. Bir de ağacın zahirine örnek verdi. Bir de ağacın batını meseleyi kavradı. Ne konuda? İmanı arttı. 163 barda da diyor ki havada uçmak su üzerinde benzemiyor diyor Risale-i Nur dersi. Adam ikna oluyor. Yani ne demek neticesi? Kayyumun ahire imanı artıyor. Yani zahiri aletim. Arapça öğrendim. Arapça kadar bilen Araplar var ki ateist. Yani bunlar olması lazım meslektir ama alettir. Bu kalem, kalem alettir. Bununla ilim de yazarım, küfür de yazarım. Risale-i Nur neticedir. Derse geldiğin zaman, hey sen söyle bakalım, bu çeker mi, bilmem ne yapar. Zahir değil, direkt Risale-i Nur ne yapıyor? İki ayda. Bu beş özelliği için abi. Evet. Şunları en az 2 ayda, yani bir insan eskide 60 sene yaşadı, imani haşri öyle kabul etti ama şimdi
gözüyle görmüş gibi, maddeten bir zuhurat gibi haşre intikal ediyor, iman ediyor. Vatan bu iki aylık mesela abi, siz İbn Sina'ya örnek verin. Yani bir ömürde bunu anlayamamış. Tamam. Yani. Ama bir haşir derse, evet. Biz bir anda anladık, bir derste anladık yani. Peki yediyi bulabildi. Altıncı için. Yedi enfüse nasıl bakıyordu abi? Evet. Yani altıncı için abi. Bir şey söyleyebilir miyim abi? Evet abi. Mesela ben, sen geç abi. Bir şey, ben de buyurun abi. Sadece. Şimdi hızla ilgili bir şeyler yazacağım. Bunlar üzerinde eğer bunu benzerse çok daha düzgün. Bir de mesela birinci adımda atom bildiğimiz madde. Sahasıdır ha, kimyacı da biliyor musunuz? Mehmet abi kimyacı. İki kimya mühendisi de. Enerji boyutunda ses. Sesin yayılma hızı. Tabii sen öyle muhatap olmazsa tevazusun ne yapıyor? Çocuk sana muhatap olmazsa. Şimdi olmamıştı abi. Abi şey bakma buradayız diye yani. Hayır, sabahtan beri benden de uğraşıyordun, daha şey olsun abi. Kapak olsun. Haddini bil yani. Bak Mehmet abi kimya mühendisi yani. Biraz haddini bileceksin. Yani. Niye daha güzel bir zeynep abi bak. Bakın Mehmet abi yazarken ben 6. maddeye diye bir şey söyleyeyim abi müsaadenizle. Evet. Bu şimdi insanlar nasıl bakıyor meselesinde örneğin hani bu ilk başta biz dersine hani gidiyorduk mesela oturuyorduk bize ders yapıyorduk düz okunuyordu devam ediyordu ya mesela. O şekilde yani bir şekilde düz başlayıp mesela düz kelime toplaması yapmak mümkün değildi hani ilk başta baktığında. Bütün külliyatı bilecektin. Ama Cenab-ı Hak şu nimeti verdi. Kelime tahribisi yapıyorsun. Eskiden adamın mesela 2 senede yapacağı şeyi bir haftada yapıyorsun. Yani. Eskide fotokopi yoktu. Rüştü abi hepimize derdi ki, bak Rüştü abi derdi ki, sana Kastamonu, sana mektubat, sana şu alar, sana ne var? Bütün külliyatı dağıtırdı vakıflara. Hadi bakalım şeyi, mesela diyelim ki irtibat. İrtibat geçen yerleri şey yapın, bulun. Ceylan yok mu? Ya yok, şahane yok. Mahallede yok, mahallede yok abi. Evet, tamam o kadar. Nasıl sorun? Kamera başı telefonla çekelim. Yok, olur ama dur, dokunma. Bitince çekeriz. 40 saniye yok. Tamam, o zaman çek işte. Ver, Osman. Hemen abi, Mehmet abi size buyurun. Orada kartel telefon var, ver onu bana. Yanında ver, altında yanında, sonunda, ayağımda. iPhone daha iyi çekelim. Şimdi hemen pat diye, zahirden hemen pat diye, hakikate geçiyor. Maksat ve mana ortaya çıkıyor. Şimdi Murat abi bu atom madde...